Peki tedaviye olumlu sonuçlar verebiliyor hasta? Tabii ki en çok en iyi tedavi sonucu veren kanserler arasındadır serviks kanser. Pek çoğu cerrahi bile gerek kalmadan radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıt alıp çok uzun yıllar şifa bulma olasılığı yüksek kanserler arasındadır. Tekrarlayan bir kanser türü müdür hocam? Tabii şimdi evresine göre yani erken evredeki kanserlerin tekrarlama riski çok çok düşüktür. Ama daha ileriki evrelerde tespit edilmiş kanserlerde iyi tedavi edilmesine rağmen yine tekrarlama riski vardır. Ama hiç tedavi edilmemiş mesela evre 3 bir kanser %90 küsür tekrar edecek ve ileri atlayacakken evre 3 tüm tedavileri başarıyla yapılmış bir hastada örnek %10-20 şeklinde tekrar eder. Yani onun için de çıktığı evrede gereken tedavinin zamanında ve düzgün yapılması çok önemlidir. Peki hocam, kişinin dikkat etmesi gereken unsurlar da var mıdır tedaviden sonra? Kişinin tabii ki özellikle takiplerini hiç aksatmaması gerekir. Zamanında taramalarını yaptırması gerekir. Onkologlarına gitmesi gerekir. Bu özellikle radyasyon onkoloğu ve medikal onkolog. Ayrıca da jinekoloji uzmanları, özellikle jinekoonkologlar yine doğrudan muayeneyle de takibini devam ettirmek zorundadır. Onun dışında da neden olan risk faktörlerini azaltıcı tedbirlerini alması gerekmektedir. Burada sigarayı bırakması hastayı yüreklendirmelidir, sigara bırakması konusunda. İşte bu beslenme tarzı yani hani daha fazla sebze meyve ağırlıklı, protein yeterli alma, yürüyüş, kilonun belli bir düzeyde tutulmaya çalışılması, şüpheli ilişkilerin azaltılması gibi tedbirlere de dikkat ederek takip ve tedavisini aksatmaması gerekir kişinin. Peki burada hocam gebelerde de görülebiliyor mu Tabii ki rahim ağzı görülebilir. kanseri? Tabii. Gebelik sırasında özellikle daha önce doğru düzgün hiç muayeneye gitmemiş bir hasta gebe olduktan sonra muayene sırasında tespit edilebilen serviks ağzı kanserleri, rahim ağzı kanserleri dediğimiz serviks kanserleri tespit edilebiliyor. Yine evresine göre ve gebeliğin dönemine göre, tespit edildiği döneme göre de bazen maalesef gebelikte sonlandırması gerekebilmekte tedavi sırasında. Evreye, gebeliğin sürecine göre mutlaka onkologlarıyla ve jinekologlarıyla beraber bu sürecin yönetilmesi gerekir. Gebelik öncesinde takiplerin ve tedavi Tabii burada çok gerekiyorsa. güzel bir nokta aslında. Onun için de gebe kalmadan önce mutlaka bir jinekoloji uzmanı tarafından kişinin ayrıntılı muayenesinin yapılması çok önemlidir. Sonradan bir takım başlamış süreçleri durdurmak daha zor olacaktır. Yani ya da psikolojik olarak veya travmatik olarak. Onun için mutlaka tabii burada da bir mesaj vermiş olalım. Evet. Onkoloji açıdan yani onkolojik açıdan da önemli. Gebelikten önce mutlaka jinekoloji uzmanları muayene ettikten sonra gerekli tedbirler alındıktan sonra veya sağlıklı olduğunu gördükten sonra gebelik sürecinin başlaması. Daha sonra biz onkologlar açısından da daha yani böyle bir durumla karşılaşmamamıza neden olur. Ama tabii şu da var hocam, kanser kulağa tabii biraz acı gelen bir ifade ama rahim ağzı kanseri tedavi edilip ve sonuçları da başarıyla Evet, neticelendiriliyor. aynen. Korkulacak bir kanser türü olmadığını Şimdi ben belirttiniz. korkulacak kanser türü olmadığını yani bu tarz işte bir takım magazinsel şeyleri çok hoşlanmıyorum. Çünkü her hastalık önemlidir. Evet. Kanser de önemlidir. Bunu hep vurguluyorum. Yani korkulacak bir şey değildir. O zaman tedbirimizi almayalım anlamına geliyor. Yani her hastalık önemlidir. Fakat bazı hastalıklarda ilerleyen tedavilerdeki, güncel tedavilerdeki gelişmeler daha fazladır. Daha fazla umut vaat etmektedir. Daha fazla şifa bulan hasta sayısı fazladır bazı kanserlere göre. Serviks ağzı kanseri, işte rahim ağzı kanseri ve serviks diyoruz. Rahim ağzı kanserinde de bu oran çok daha fazladır. Yani tam şifa, hastalığın geri gelmemesi çok daha fazladır. Her şekilde başımıza serviks ağzı kanseri tanısı geldi. Tedavimizi düzgün bir şekilde yürütmeli. Dediğim gibi de ileriye dönük olarak da daha umutlu Başarılı sonuçlar sonuçlar alınabiliyor. elde edebiliriz. Evet.
Kaç kadında bir görülebiliyor hocam? Yani bu topluma göre değişiyor. Sosyokültürel düzeyine göre. Yani bir örnek Hindistan'a veya yani sosyokültürel düzeyi düşük, toplumsal taraması düşük ülkelerde halen serviks kanseri ciddi kadınlarda ilk sıralarda. Ama ülkemizde çok çok yerlere düşmüş durumda. Çünkü çok düzenli olarak bakanlığın da desteğiyle medyanın, evet, basının, işte hastaların, kişilerin, sağlıklı bireylerin daha iyi bilgilendirilmesi neticesinde taramalar düzgün yapıldığı için artık rahim ağzı kanseri kadınlar için ilk 3 sıradaki kanserlerden değil. Jinekolojik kanserler arasında da yine geri planda gördüğümüz kanserler arasında, o açıdan da ülkeye göre, sosyokültürel düzeye göre işte şey gibi diyemiyoruz, işte tüm işte kadınlar 100 yaşına kadar yaşadığında 6 kadından biri meme kanseri olacaktır gibi genel bir ifade kullanıyoruz. Çünkü bu önlenebilir bir kanser. Virüse bağlı, önlenebilir bir kanser olduğu için giderek sayısı azalıyor diyebilmemiz daha mümkün. Evet, güzel bir mesajı bu hocam. Önlenebilir bir kanser, evet, türü. Evet, önlenebilir bir kanser. Evet. Tedaviye cevap veriyor birçok kadın hastamızda. Evet. Şimdi bir de Ocak ayı rahim ağzı kanserleri için farkındalık ayı. Hemen her yıl bu aylar artmakta, evet, farkındalık ayları artmakta. Gerek işte bir takım basın yayındaki işte kediler gününe kadar bir takım günler konuldu, ama diğer taraftan kanser aylarının önemini, kanser aylarının önemi, bu kanserlerin sebeplerini tartışması, risk faktörlerinin tartışması, yani önlenebilir olup olmadığının tartışılması, ne kadar sıklıkta olduğunun anlatılması ve erken tarama testlerinin de daha çok duyurulmasına olanak sağlıyor. Mesela Ocak ayında sıklıkla hep insanlar rahim ağzı hakkında bilgilenmiş oluyor. Böylelikle daha çok kadın, örnek daha önceki yıllardaki bir rahim ağzı kanseri programından bir hastamın yakını bu belirttiğimiz belirtileri kendinde bende var diyerek gidip tanısı konulabiliyor. Mesela yani medyadan olsun, hani veya bilgilendirilmesi. Evet. Bu farkındalık ayları genellikle bu şekilde ilerliyor ve iyi oluyor. Onun için de biz de bu ayda Esra'cığım seninle bu konuyu konuşalım dedik. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Tabii birçok kadın izleyicimiz şu anda bizleri izliyorlar ve merak ettikleri soruları da sizler de cevaplıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki hocam, rahim ağzı kanseri ile rahim kanseri karıştırılabiliyor mu? Tabii. Şimdi genellikle konu mesela çünkü hastalarımızdan biz hikaye alırken, özgeçmiş medikal hikaye, ailesel hikaye alırken, özellikle ailesel kanser hikayesi alırken, işte annemde rahim kanseri, işte kadın hastalıkla ilgili bir kanser diyorlar. Yumurtalık kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri mi? Vajina kanserleri çok daha geri planda oluyor sıklık olarak. Bunu ayırt edemiyorlar. Evet. Halbuki rahim kanseri, rahim ağzı kanseri hem hücresel hem de etken olarak farklı kanserler, ama rahimin devamı niteliğinde olduğu için kişilerin farkındalığının belki bu konuda daha az olması nedeniyle tıbbi birisi, tıbben yani hekimler olarak bizim bunları karıştırmamız mümkün değil. Ama halk arasında rahim kanseri ve rahim ağzı kanserleri karıştırılarak ifade edilebiliyor. Onu da biz tabii ki kendi yöntemlerimizde işte sorarak ayırt etmeye çalışıyoruz. Eğer süreçleri iyi yöneten birisi varsa hastanın yanında, hikayeye yönelik olarak ailesel hikayede, ama karıştırılabiliyor. Toplumda karıştırılabiliyor. Aile öyküsünün önemli olduğunu belirttiniz. Peki genetik faktörler de önemli midir hocam? Rahim ağzı kanserlerinde. Genellikle genetik faktörler çok ön planda durmuyor. Dediğim gibi hemen %98 çok ciddi bir rakam. Virüs bağlı. %1-2'si böyle nadir renk gördüğümüz adenom kanserler veya küçük hücreli kanserler gibi görebiliyoruz. Bunların hemen %99'u neredeyse bildiğimiz işte meme kanseri, bağırsak kanseri veya yumurtalık kanserindeki gibi ailesel genetik, yani kalıtsal genetik hastalıklarla ilişkili değil. O açıdan da şanslı bir kanser türü. Yani ne yaparsak yapalım bu riskimiz, işte mesela meme kanserinde bazen bir mutasyonu taşıyorsak, örnek siz her şeye dikkat etseniz bile o meme kanserine 85 yaşına girene kadar memede %50-60 ihtimalle çıkma olasılığı genetik riskten dolayı olurken, rahim ağzı kanserleri böyle kanserler değil. Evet,
Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir hasta sonra gebe kalabiliyor mu hocam? Tedavi süresi geçtikten sonra. Evet. Rahim ağzı kanserine yakalanmış bir kişi rahim ağzı kanseri tedavisinde kullanılan yöntemlere göre, yani baştan cerrahi yöntem kullanıldıysa, yani rahim alındıysa, rahim ağzı alındıysa gebe kalamıyor. Ama rahim ağzına yönelik işte dondurma işlemleri veya bir takım kolonizasyon diyoruz. Daha rahimi ve yumurtalıkları koruyucu cerrahiler ve tedaviler aldıysa, o zaman yumurtalar ya da yumurtalıklar belli bir şekilde korunarak ileride yine hamile kalma olasılığı oluyor. O açıdan da yine özellikle de pek çoğu kanser olmadan tespit edildiği için cin aşamasında bunların hemen pek çoğu daha sonra hamilede kalma şansı yakalıyor. Hamile olma ya da gebelik şansı yakalıyor diyebiliriz. Ama örnek evre 4 bize gelmiş bir hastanın gebe kalma olasılığı neredeyse olmuyor. Evet. Burada evreler çok önemli. Evreler. Birinci evre, dördüncü evreye evet. getirmemek gerekiyor hastalığı. Evet. Burada da belirtiler görüldüğü süreçte hemen hekiminize evet. Başvurmanız gerekiyor. Tanıma yöntemlerine veya muayeneye gitmek gerekiyor. Evet.